Arkadaşlar her yıl 15 Eylül Dünya Lenfoma Günü ve o hafta tüm dünyada lenfoma ile ilgili farkındalıklar yapılmakta. Biz de ülkemizde hem hastane olarak diğer STK'larla birlikte, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bugün için lenfoma için pedalla diyoruz. Yani lenfoma için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Diyoruz ki farkında ol, risk alma diyoruz. Farkında ol, risk alma diyoruz. Neyin farkında olalım? Lenfomanın önlenmesinin farkında olalım. Lenfomanın erken teşhisinin farkında olalım. Lenfomanın tedavisinin var olduğunun farkında olalım. Ve lenfomada yeni umutların var olduğunun farkında olalım. Lenfomanın önlenebilirliği konusunda farkındalığı artırmak lazım. Lenfoma önlenme riski mümkün olan hastalıklardan biri. Yani lenfoma için bazı risk faktörleri var. Bunlar neler diyecek olduğumuz zaman obezite, neler sigara, neler infeksiyonlar, neler alkol, neler fiziksel inaktivite gibi önleyebileceğimiz bazı risk faktörleri var. Bugünkü işte lenfoma için pedalla aktivitemizde bu risk faktörlerinden birinin, yani fiziksel aktiviteyi artırmak için yaptığımız bir aktivite. Bunları önleyebileceğimiz bu risk faktörlerini kontrol edebilirsek, yani obeziteyle, sigara içmeyerek, obeziteyle mücadele ederek, alkol kullanımını önleyerek ve her günde 40 dakika, 30 dakika, 45 dakika fiziksel aktivitesi yaparak önlemek mümkün. Peki önleyemedik, erken teşhis mümkün mü? Evet, lenfoma erken teşhis edilebilir bir kanser türüdür. Peki nasıl olacak bu? Lenfomanın bazı belirtileri var. Bu belirtilerin tespit edilmesi veya sizlerde olması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna veya doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Nedir bunlar? Basitçe ateş diyoruz. 38 ve üzerinde yüksek ateşin olması. Kilo kaybı diyoruz. Yani son 6 ay içerisinde %10 ve üzerinde kilo kaybınızın olması. Gece terlemesi diyoruz. Normal oda ısısında. Atletinizi değiştirecek kadar gece terlemelerinizin olması. Ve bezeler diyoruz. Ele gelen bezeler. Bu koltuk altınızda olabilir. Bu boynunuzda olabilir. Bu kasıklarınızda olabilir. Eğer elinize bir beze geliyorsa, bu ağrısız ise, hareketsiz ise, ağrısız, hareketsiz ve lastik kıvamında sertliğinde ise, yani kaya gibi sert değilse ve bunların yanı sıra açıklayamadığınız bir halsizlik, yorgunluk, kaşıntınız varsa doktorunuza başvurun diyoruz. Ve bu şekilde erken teşhis etmek mümkündür diyoruz. Peki tedavi edilebilir mi lenfoma? Evet. Lenfoma tedavi edilebilir kanser türüdür. Tamamen lenfoma yok edilebilir bir kanser türüdür. Eğer erken evrede bazı lenfoma türlerinde %95'lere kadar varan başarı oranları mümkündür. Bu nedenle erken teşhisin altını çizmek istiyoruz. Peki lenfomanın diğer tiplerinde de başarılar nedir? Umut var mı? Evet. Lenfomada yeni çözümler var diyoruz. Bilim gelişmekte, lenfomada bakıldığı zaman başarı oranları her geçen gün artmakta. Peki dedik ya lenfomada yeni çözümler var. Peki bu yeni çözümler neler? Yeni bir spesifik antikor dediğimiz immünoterapi yöntemleri gelecek için çok büyük umut vaat etmekte. Yine bunlardan CAR T hücre tedavileri bazı hasta gruplarında hakikaten çok önemli sonuçlar vermekte. Yine akıl ilaçlar dediğimiz, küçük moleküller dediğimiz tedaviler çok önemli sonuçlara sebep olmakta. Ve yine kök hücre nakilleri, hücresel tedaviler, lenfomalarda önemli bir tedavi seçeneği olmaya devam etmekte. Bakıldığı zaman evet, lenfomada yeni çözümler var. Gelecekte de nedir? Birçok çözüm için öneriler var, çalışmalar var. Bize düşen görev bu çalışmalar yapmak. Peki bu çalışmalar nasıl yapılacak? Lenfomada bugün başarı artıyor ise ve her geçen günde lenfomanın tedavisinin sonuçları yüz güldürüyor ise bunlar klinik araştırmalar sayesinde olmaktadır. Bu nedenle diyoruz ki lenfomalar hastalara lütfen klinik çalışmalara gönüllü olalım.